İzmir'den herkese iyi dileklerimi gönderiyorum. Ben hala çok heyecanlıyım. Çünkü bir ürün geliştirmek, Ar-Ge yapmak, deneyler, testler yapmak gerçekten çok güzel bir uğraş. Umutsuz ve gayesiz yaşamak yerine tıfıl gibi bir ürüne odaklanmayı daha doğru buluyorum. Ve bu yapımda da size tıfılın en büyük avantajını anlatacağım. Tıfıl ne kadar süre gider, ne kadar dayanır? Tıfılla ilgili şöyle bir deney yaptık arkadaşlar. Önce tıfılımızı 12.1 volta kadar şarj ettik. Yani bu 12.2 de olabilir. Tam olarak ölçmek her zaman mümkün olmuyor. 12.2 diyelim. 12.2 voltta 3500 miliamperlik moliseller kullandık. Bunlar Deniz Bey'in moliselleri. Bunlar da onun ürünleri. Acaba kaç saat gidiyor diye test ettik. Tıfılımız bu şartlardaydı. 12.2 volt, 3500 miliamper, 3 tane molisel var içinde. Peki bu ne? Burada 12 çipli bir çakar led. Bu sürekli yanmıyor. İkisi çok farklı şeyler. Sürekli yanmasıyla çakması farklı şeyler. Bunun içinde 12 tane led var. Bunlar ise kırmızı dış ortam şerit ledler. Bunların üstünde de 23 tane çip var. 2 tane var bunda. 40 santimetre bunlar. 46 tane burada. 12 tane burada. 48, 58 tane çip. Bunları kullanarak tıfılı açtık. Tahminimiz 4-5 saat gibi gider gibi, 6 saat gider gibi bir tahminimiz vardı ama çok güzel bir sürpriz yaptıracak tıfıl. Bu bütün 7 saat 15 dakika çalıştı arkadaşlar. Hadi düz hesap yapalım. 7 saat diyelim. Aslında 7,5 saat gidecekti de ben önledim. Yeter artık dedim. Daha fazla zorlamaya gerek yok. 2 tane 40 santimetre şerit led ve bu 7 saat gidiyor arkadaşlar. Bu muhteşem bir değer. Muhteşem bir değer. Ama testimizin özelliği de şöyle oldu. Bir 4 saat kesintisiz çalıştırdık. Sonra durdu bütün gece. Sonra ertesi gün tekrar çalıştırdık. İşte 3 saat 15 dakika tekrar gitti. Bir güç kaynağından kesintisiz şekilde güç almak başka bir şey. Aralıklarla güç almak başka bir şey. Çünkü o aralıklarda biraz batarya, akü kendini toparlama imkanı buluyor. 0.1, 0.2 volt benim gözlemime göre. Bunlar, yani tıfılın bu aydınlatma ürünlerini bu kadar uzun süre çalıştırabilmesi büyük bir avantaj, büyük bir değer. Çok hoş bir değer. Çünkü aslında bisikletinize güvenlik amacıyla şeritle takmak istediğinizde tıfıla ihtiyacınız yok. Bunu 9 voltluk bir pillerle de yapabilirsiniz. Sorun şu ki 9 voltluk bir pille acaba bu şerit ledleri kaç dakika çalıştırırsınız? En ihtimal 30 dakika arkadaşlar. Bana yani aslında 30 dakika değil de hadi biz ayağınız alışsın 30 dakika diyelim. Kalem pillerle de böyle bir şey yapabilirsiniz. 12 tane kalem pili seri olarak bağlamanız lazım. Bu bayağı bir 10 tane düzeltiyorum. 10 tane kalem pili seri olarak bağlamanız lazım. Bayağı bir pil miktarı ve bunları sizi kaç saat götürür? Bunlar da yaklaşık 3-4 saat götürebilir. Emin değilim. Çok taze ise, çok iyi şarj edilmişse 3-4 saat götürebilirsiniz. En iyisi. Ama şarjlı kalem pil kullandığınızda unutmayın ki 10 tane pili her şarj bitişinde şarj etmeniz gerekecek. Yani 4 tane 1, sonra da 2 tane 1 şarj etmeniz gerekecek. Ve bunlar bu şekilde sık sık şarj edilirse ömürleri çok uzun olmaz. Tıfılın avantajı burada devreye giriyor arkadaşlar. Tıfıl bu ikisinden de çok daha güçlü ve çok daha hafif ve çok daha pratik. Tıfıldan başka bir şey konuşmuyorsun sen. Vallahi bu bana iyi geliyor. Yani bir ürün geliştirmek ve bunun sorunlarını aşıp her türlü ihtiyacı karşılayabilecek şekilde Ar-Ge yapmak beni çok mutlu ediyor. Bilginin, bilimin ürüne dönüşmesi gerekiyor arkadaşlar. Herkes alsatla yapmaya çalışıyor da bir şey üretmezsek herhalde burnumuzun üstüne tekrar çakılacağız. Bir şeyler geliştirmemiz gerekiyor. Bu geliştirilmiş bir ürün. Bizim deneylerin hepsi bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Bizde hiçbir şey sözlü kültürle ilerlemiyor. Her şeyin yazılması lazım. Şöyle bir
Tıfıl kaç saat gider deney diye bir deneyimiz var. Başlangıç voltajı dediğim gibi 12.2 volt. Bitiş voltajı 9.5 voltta bitirmişiz. Öyle bile onlar yazmışız. İşte 10.2'ye 4 saat sonra 10.2'ye düşmüş bu. Bu alet. Demin saydığım yaklaşık 1 metre diyelim. 1 metre şerit led sürekli kullanımında 12.2'den 10.2'ye düşmüş. Sonra da deneyi kesmişiz. Sonra bilmem 9 saat sonra tekrar çalıştırmışız. Neyse bizde her şey böyle test ediliyor. Hiçbir şey paldır küldür yapılmıyor ve her şeyin de kaydedilmesi lazım. Tıfılın işte böyle size getireceği çok büyük avantaj bu. Bir de şöyle bir gözlemim oldu. Tıfıl olmadan ve ben bisikletime şerit led uygulamadan önce geceler hiç kimse beni ciddiye almıyor ya. Önümde küçük bir lamba yanıyor. Arkada da sefil zayıf bir lambam var. Tıfılı geçen kullandım. Gece bir arkadaşıma gidip kameramı aldım geldim. O gece 2-3 kişi bana durup yol verdi arabalar. Çünkü cayır cayır yanıyoruz. Herkes görüyor bizi. Ve bu beni çok sevindirdi. Öbür türlü yol benim olsa da, hak benim olsa da, geçiş üstünlüğüm olsa da hiç kimse beni takmıyordu. Tıfılı taktıktan sonra, tıfılı uyguladıktan sonra böyle bir sorunum kalmadı. Artık beni görüyorlar ve fark ediyorlar. Siz de bu şekilde... Çok hızlı mı konuşuyorum ben? Her şeyi anlattım. Gayet iyi. Ha, siz de bu şekilde kendinize bir hobi alanı yaratmak istiyorsanız ya da bisiklette güvenliğinizi artırmak istiyorsanız siz de tıfıl alabilirsiniz. Şu ana kadar 3 tane satıldı. Daha da devam edecektir gibi bir sürü şey söyleyebilirim ama ben çok heyecanlıyım. Ve bu konu üretmek güzel bir konu arkadaşlar. Yani saçma sapan konulara odaklanacağıma bu deneyleri yapmak, bu gözlemleri yapmak ve insanların bir takım ihtiyaçlarını giderecek tasarımlar geliştirmek bana çok daha iyi geliyor. Ve ben tıfıldan başka şu anda hiçbir şey düşünmüyorum. Ha ilginizi çekerse tıfılın bir üst sürümünün mühendislik çalışmaları bitti. Yani bir üst sürümü daha gelecek. Sonra ne yapacaksın? Arkadaşlar ithalatı yapılan bazı ürünlerin ithalatını durdurmaya çalışacak fakir fotoğrafçı. Bu çok büyük bir dağ. Ben de çok basit birisi değilim.